Bursa Spor, Sivas'ta Enver Cenk Şahin ve Hasan Sabri Karaca'nın golleriyle kazanmasını bildi. Son 7 haftadan 14 puan çıkarıp, 3 maçlık yenilmezlik serisi başlatan Yeşil Beyazlılar 29 puanla 14. basamağa yükseldi. İsmail Ertekin ve talebeleri önlerindeki 3 maçı da kazanırsa Timsah sezon sonunda farklı bir hikaye yazabilir. Süper Lig'in 5 numaralı şampiyonu Bursa Spor, ilk kez mücadele ettiği TFF 2. Lig'de üzerindeki kara bulutları dağıtıp, nihayet camianın beklediği sonuçları almaya başladı. Transfer tahtasının kapalı olması nedeniyle öz kaynak ağırlıklı kadrosu ve Enver Cenk Şahin, Hasan Ayaroğlu, Kubilay Sönmez ile yeniden takıma katılan Özer Hurmacı takviyesiyle mücadele eden Yeşil Beyazlılar, düşme hattından uzaklaşıp, rotasını şimdilik orta sıralara çevirdi. Son 7 maçtan 14 puan çıkaran ve 29 puana ulaşıp 14. basamağa yükselen Bursa Spor, TFF'nin kestiği haksız cezalara en güzel cevabı yeşil sahalarda vermeye devam ediyor. Çilingir rolü üstlendi. Ahmed galibiyetinin ardından İstanbul'da Esenler Spor ile 2-0'dan geri dönüp 2-2 berabere kalan Yeşil Beyazlılar dün de 24. hafta erteleme maçında Sivas Belediyesporu deplasmanda 2-0'lık skorla geçti. Sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle haftalardır dar rotasyonla oynamak zorunda kalan Bursa Spor, son sırada yer alan Sivas Belediye karşısında başlangıçta tutuk bir oyun sergilese de Kaptan Enver Cenk Şahin'in çilingir rolü üstlendiği karşılaşmadan yüzünün akıyla 3 puanı almasını bildi. Furkan Emre'nin daha ısınırken sakatlanıp 11'den çıkarıldığı mücadelede Kubilay'ın savunmaya geçmesiyle orta alanda bir türlü rakibe üstünlük kabul ettirilemedi. 18'de Deniz'in sektirdiği topla kalesinde büyük bir tehlike atlatan Yeşil Beyazlılar 42'de Hasan Ayaroğlu'nun pasıyla sahneye çıkan Enver Cenk Şahin şık bir vuruşla topu ağlara gönderip Sivas'a giden 30 Bursa spor taraftarını sevince boğdu. Bugüne kadar tüm gollerini iç sahada atan Cenk ilk dış saha golünü atmakla kalmadı, 64'te yine Hasan Ayaroğlu'ndan aldığı topu nefis bir aşırtma vuruşla genç Hasan Sabri Karaca'ya aktarıp farkın ikiye çıkmasında önemli rol oynadı. Bu seri devam etmeli. Son 3 maçta topladığı 7 puanla yenilmezlik serisi de başlatan Yeşil Beyazlılar pazar günü Ankaraspor ile yine kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Alınacak 3 puan Bursa Spor'un artık düşme hattıyla ilişiğini büyük ölçüde kesmesini de sağlayacak. Zira ardından lige havlu atan Tarsus İdman Yurdu deplasmanı ve iç sahadaki Bayburt maçları Bursa Spor'un yeni hedeflere yelken açmasında önemli rol oynayacaktır son haftalarda alınan sonuçların teknik direktör İsmail Ertekin yönetimindeki takıma özgüven kazandırdığı bir gerçek. Takımın saha içindeki birlik beraberliğinin artmasıyla ortaya çıkan kenetlenme sezon sonuna kadar taşınabilirse Bursa Spor farklı bir hikaye de yazabilir. Çok geç kaldın başkan. Bursa Spor Kulübü Başkanı Ömer Furkan Banaz önceki gün basın toplantısı düzenleyip TFF'nin verdiği cezaları eleştirdi. PFDK'nın kestiği toplam 9 maçlık cezanın tahkim kurulu tarafından 7 maça indirilmesi kabul edilemez. Ancak başkan Banaz'ın Ahmed maçının hemen ardından basın toplantısı düzenleyip olası cezaların önünü kesecek açıklamalar yapmalıydı. Cezalar verilip onandıktan sonra konuşmanın anlamı kalmadı. Bursaspor eski Bursaspor olsaydı o cezaları vermek yürek isterdi. Başkanı bu konuda bilgilendiren olmaması da üzücü.